Tuna, ben evimi Hüseyinlere taşıtmam. Şimdiden söyleyeyim de ona göre ayarla kendini. Hayatım, yeni iş kurmuşlar ya. Ya Hüseyin çok profesyonel dedi gerçekten. Yani çok iyi yapıyoruz işimiz dedi. Ya bir sunum yapacaklarmış. Ya el kazanacağına Hüseyinler kazansın. Ne var bunda günü? İyi de güvenemiyorum ben onlara. Ya beğenmezsek vermeyiz. Mecbur değiliz. Bakarız. Ya güvenmiyoruz. Vermiyoruz size deriz. Olur bir tane. İyi öyle yapacaksak tamam. Öyle yaparız tabii canım. Mecbur muyuz vermeye Gönül? Ha, geldiler işte. Açıyor musun? Açıyorum. Arkadaşlar, Hüsküp evden eve, ilden ile, ülkeden ülkeye nakliyat gururla sunar. Unutmayın, Hüsküp evden eve, ilden ile, ülkeden ülkeye nakliyat bir Ne İş Olsa Yaparız AŞ kuruluşudur. Bayağı afilli bir giriş oldu yani Hüseyin. Abartmayın Tuna Bey. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Gönül Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sizleri gördük, daha iyi olduk. Gönül yenge, İzmir'e taşınıyormuşsunuz. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol, hayırlısı. Yani aldık böyle bir karar da daha değil ama sömestrde düşünüyoruz. En doğru zaman. Çocukların okul tatili olur. Biz evi paketleriz. Evi götürürüz, kurarız, sonra siz gelirsiniz. Daha dur bakalım, daha dur. Daha hemen karar vermedik yani. Şöyle bir bakacağız, bazı alternatiflerimiz var. Siz olur musunuz, olmaz mısınız? Artık sonra karar veririz, değil mi Gülür? Bizi dinledikten sonra alternatifleri doğru lafa kaldırırsınız Tuna Bey. Hadi bakalım, sizi göreceğiz. Şimdi Tuna Bey, Hüsküp evden eve, ilden ile, ülkeden ülkeye nakliyat kalabalık kadrosuyla hazırdır efendim. Bizdeki kadro Fenerbahçe'de yok Tuna Bey. Evet Tuna Bey. Hatta birkaç arkadaşımızı 21-6 takımımıza göndermek zorunda kaldık. 21-6 yani 21-6'da mı? Anlamadım ben Gönül. 21 yaş demek istiyor herhalde. Evet, konumuza gelelim. Efendim hazırsanız sunuma başlıyorum. Buyurun. Bu sunumda bana asistanım Şükrü yardımcı olacak. Gönül, Şükrü yardım ediyor. Bak sunum başlıyor Gönül. Evet. Öncelikle Neco. Kendisi ulaşım müdürümüz. 40 yıllık şofördür. Oley! Aslanım benim. Evet, Eko. Biz arkadaşları olarak ona kısaca Sargana diyoruz. Uzun olmuş ama olsun. Sargana derken ya. Eko, birkaç yıl daha bizimle sözleşmesi bitince Çin'e transfer olacak. Kendisi elektrik konusunda tam bir uzmandır. Oley! Sıradaki arkadaşımız Selim. Küçük ev eşyalarından sorumlu. Kendisini Altınordu'dan transfer ettik. 26 yıldır evde bulaşıkları o yıkıyor. Daha bir bardak dahi kırmamışlar. Oley! Ve Minik. Ağır eşyalardan sorumlu müdürümüz. Taşıyamayacağı eşya yoktur. Minik'i koy Fenerbahçe'ye. Orta sahanın bütün yükünü kaldırsın. Hadi Minik, göster bakalım. Benimse bir şey olacak. Tamam. Kendisine bu küçük gösteri için teşekkür ediyorum. Oley! Ve son olarak asistanım Şükrü. Kendisi koli pantlamadan sorumlu müdürümüz. Kendi evini 5 kere taşımıştır. Çok uzmandır. Hiç merak etmeyin. Abi! Bu nasıl abi? Süper. Aa, o benim en sevdiğim vazom. Lütfen ellemeyin onu. Bırakın oraya. Gönül Hanım, işçiliğimizi göstermek istiyoruz. Lütfen bize engel olmayın. Göstermeyin ya bir şey. Şükrü, yap koy onu yerine. Koy yapma. İçindeki eşya balonlu naylon ile sarılarak darbe ve sarsıntıya karşı korundu. Nero Bey, Tuna Bey, pardon. Nakliyat bizim işimiz. Şimdi demonstre edeceğiz. Bitti abi. Görüyorsunuz, kusursuz bir koli hazırlandı. Bakın. Asıl bana bakın. Bakalım bu kolinin başına neler gelecek. Evden eve nakliyatta en büyük sorun yüklenilen eşyanın indirildiğinde içindeki malzemenin zarar görmesidir. Yol boyunca
birçok darbeye maruz kalıyor kolejikler. Ama biz garanti veriyoruz. Eşyalarınıza yol boyunca bir çizik dahi olmayacak. Hazırsanız testimize başlıyoruz. Başlayın hadi bakalım. Merak ettim ben de. Gözlükler arkadaşlar. Şimdi gözlüklerimizi takalım güvenliğimiz için. Başlayalım. Minik! Neco? Basam böyle düşer. Geç kaleye, geç kaleye. Ay, vazon gitti. Gitti vazon. Kaçlar, kaçlar. Neco, uçan tekmemi atıyorum. Yeah! Ay, durun ya, gitti vazon. Ne yaptın Tuna? Ne olacak bu iş? Ne böyle yapıyorsunuz? Ya kendinize gelin. Kırdınız vazon içinde ya. Kırıldı, paramparça oldu. O zaman son bir şut. Hayır, hayır. Hayır, geç abi kaleye. Hayır. Tuna, ben sana dedim, değil mi? Arkadaşımın söylediği şirketle taşınalım dedim. Bir gitti vazon işte. Haklısın, söyleyecek bir şey bulamıyorum Gönül. Gönül Hanım, sakin olun lütfen. Şükrü, gel buraya. Kolyeyi aç yavaşça. Şükrü, çıkar vazoyu. İşte paketleme budur. Kırılmamış Gönül. Gönül kırılmamış. Kırmamışlar Gönül. Şaşkınım yani nasıl? Gönül Hanım. Buyurun. İsterseniz inceleyebilirsiniz. Bu kadar darbeye kırılmadı mı? Çok şaşırdım. Paketleme tekniğimiz sayesinde Gönül Hanım. İşte kilometrelerce gidecek eşyalarınızda bir çizik dahi olmayacak. Hüsşük evden eve, ilden ile, ülkeden ülkeye nakliyat gururla sundu. Peki, ne diyorsunuz? Anlaştık mı? Vallahi bilemiyorum ki Tuna. Yani bana gayet profesyonel bir izin verdiler Gönül. Yani? Kararınızı hemen bekliyoruz. Yani şeyi de beğendim. Yani bu sunum, yani gösteri de gayet güzeldi yani. Gönül Hanım, lütfen bize güvenin. Sizin eviniz bizim evimiz sayılır. Kendi evimizi taşıyormuş gibi emniyet göstereceğiz. Evet, kararınız nedir? Bey, Tuna ne diyorsun? Madem siz taşıyın, tamam. Doğru bir karar verdiniz Gönül Hanım. Hayırlı olsun o zaman. Biz tarih netleşince Hüseyin size haber veririz, tamam? Doğru karar vermek Gönül yengenin işi. Hayırlı uğurlu olsun Tuna Bey. Bir miktar kapora rica edebilir miyiz? Ah, tabii. Sömestri sizin için boş bırakacağız. Yeter mi? Yetmez ama idare edeceğiz Tuna Bey. İyi akşamlar Tuna Bey. İyi akşamlar. Hazır olun! Çay ver. İlk sözleşmemizi imzalayıp kaparamızı aldık Yakup. Bize artık karada ölüm yok Şükrü. O aklına gelen son hamleyle işi kaptık abi. Yoksa Gönül Hanım bizi evini taşıtmazdı. Az daha işi kaçırıyorduk ama dominant teyzeyi dize getirdik Şükrü. Yine ne hinlik yaptın Hüseyin? Hüseyin abim, ufak bir hamleyle tarihin akışını değiştirdi Yakup. Ne yaptı bu kopuk Hüseyin Şükrü? Şöyle Yakup, Hüseyin abim göz boyamamız lazım dedi. Koliyle ufak bir gösteri yapmaya karar verdik. Dolu koliyle boş koliyi değiştirdik Yakup. Ondan sonra da doluymuş gibi boş koliyle tiki taka futbol oynadık salonun ortasında. Guardiola görse kıskanırdı Yakup. Ardından kolileri tekrar değiştirdik Yakup. Dolu kolinin içindeki vazoyu Gönül Hanım'a takdim etti. Harika fikirdir Hüseyin abi. Abartma Şükrü.
Resmen Gönül Hanım'la Tuna Bey'i kandırmışsınız. Ufak bir illüzyon gösterisi yaptık Yakup. Evet, kafa filt yapınca böyle demiyorsun ama. Fazla konuşma, çay çek. Böylelikle ilk işimizi kaptık Yakup. Çok yaşa Hüseyin abi. Viva Çaycı Hüseyin. Viva! Viva! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tutar.